Ben buna değer miyim acaba? Ya çok da beklentiye girmesinler. Ben yaşlandım artık. Karşı takım temposuna uyulan maçlarda daha kazandığımı görmedim. Kimde var şu istatistik şu an? Federasyonun sitesinde böyle en iyi manşetçiler de birinci sıradaydı. Ben bile inanamıyordum. Allah Allah. <laughs> Gerçekten bir ara top bana çarpıp mükemmel manşet olarak gidiyor. Orama çarpıyor, burama çarpıyor. Onun sadece topu kontrolü çok iyi olduğu için istediği yere gönderebiliyor. Manşet tekniği bu değil. Neslihan ablanızı izlemeyin diyordu. Hiç fark. Aklında olmadan hedefsiz bir şekilde yola çıktım ve sürüklendiğim yerde biri ölmüş gibi oldum. Yani ben öldüm. Beni gömdüler. Tekrar çıkacağım. Bakam ne olarak çıkacağım, yaşayacağım. Neslihan hadi Neslihan bir ace. Da e e e 2012 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşamış... Büyük bir yıldız, müthiş bir servis atıyor. Sokrates'e hoş geldiniz. Algida Nagar'ın katkılarıyla hazırlanan Neslihan Demir ile Hatıra Defteri'nin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kaptanım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Senin hayatın ve o büyülü kariyerini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi tabii Türkiye'nin önemli kulüp takımlarından Galatasaray'a transferin var. Eczacı başındaki serüvenini tamamlıyorsun ve artık orayla özdeşleşen bir sporcu olarak Galatasaray'a transfer e, kararı alıyorsun. Bu kararı sana sorduklarında kızım istediği için transfer oldum diyorsun. Bize biraz anlatır mısın? E, Ezacıbaşı'nın Dream Team takımından sonra aslında büyük bir hayal kırıklığı e, yaşadık hepimiz. Tabi Boşkoviç geldi. Boşkoviç gerçekten önemli bir insan. Yani sporcu olarak hem karakter olarak hem de performans olarak önemli bir insan. E Ben de tabi biraz daha hani kariyerimin son yıllarında biraz daha oynamak istiyordum. Hani benim sürem zaten orada dolmuştu. Yani bana ayrılan sürenin sonuna gelmiştik. E, bunu da gayet güzel bir, e, seviyeli bir şekilde. Hani aslında bir nezaketen de dediler ki abla olarak hani kalmak ister misin diye sordular. Hani yok dedim. Hani böyle bir öyle bir şeyim yok. Hani bu, bu takımın ablaya da ihtiyacı yok. Hepsi gayet iyi profesyonel sporcular. E, ben dedim hani bana izin verirseniz ben kontratımıza bitti severek ayrılalım oldu hı hı. E, ve öyle de ayrıldık onun sonunda hani benim bu ayrılışım duyulur duymaz zaten bir sene yani o sezon devam ederken zorlu bir sezon geçirdiğimiz için evdeki hayatım da tabii ki zorlu oluyordu yani moralin çok daha bozuk oluyor biraz daha fazla yoruluyorsun. Hani ondan bir önceki sene 6 saat antrenman yap o kadar güzel bir ortam var ve hiç yorulmuyorsun. Ama alınan mağlubiyetler, onların psikolojik yorgunluğu bir türlü toparlayamama, tam kalkarken birinin bir daha kafana vurup bir daha düşmen falan zorlu bir seneydi ve tabii insan moral ve motivasyon olarak da düşüyor evde de özel hayatında da. Antrenmandan geliyorum hani ile e, geçirdiğim zamanda daha mesela bir önceki sene daha neşeli daha hadi gel şunu yapalım yapalım biraz daha böyle eve kapanıp içine kapanıp bir hayat yaşıyordum ve yoruluyordum da gerçekten. İşte Peno geliyor işte anne şuraya gidelim mi diyorum ya antrenman var gelemem işte şuraya gidelim mi işte maça gidiyoruz gelemem ya işte anne ya sen o zaman da beş buçuk altı yaşında Şimdi sen diyor Ataman halamla olsaydın diyor Ataman hala demesinin sebebi de yani Ataman hocayı hala dedirttim ben ona küçükken. Çünkü halası yoktu. <laughs> Ataman dedim senin halan ve hala artık hani nasıl bir yerleştiyse Ataman hala diyor. Ee, eşi Nihan'a da Niçom diyor. Niçomla Ataman halası. İşte sen diyor Ataman halamla çalışsaydın diyor bak hiç bu kadar yorulmazdın diyor. Ne kadar güzel onlar diyor haftada belki de iki gün tatil yapıyorlar diyor. Ataman halamın diyor antrenmanları daha hafif böyle her gün bana böyle ufak ufak bugün de mi yorgunsun keşke Ataman halamın takımında olsaydın falan gibi böyle o yaşında işliyor seni <laughs> ya. beni işliyor işliyor işte yedi yedi beni bütün sene yedi yani <laughs> ondan sonra da çok kıymet verdiğim bir insan Ali Yüce vardı Galatasarayın başında o teklifi getirdi. Ben de tabii ki de hani evet demek durumunda kaldım. Ee, penon'u dünyalar Penon'un oldu yani. Hmm. Ve çünkü babasının da bir fantazisi vardı. Hani son senende bir Galatasaray'da oynarsan falan filan diye. Böyle herkes çok mutluydu. Tabii ki ben de çok mutluydum. Ee, hani normalde daha böyle işte Eczacıbaşı Vakıfbank gibi futbol ve hani o büyük camia olmayan kulüplerde oynadım. İlk defa böylesine büyük bir e kulüptür yani böyle imza töreni falan yapıldı. Ben hani hiç alışkın değilim böyle Biz hani genel menajerim odasında hani imzalarız. Hayırlı olsun, olsun şeklindeydi. Bayağı kocaman statta imza töreni, basın toplantısı falan yapıldı. Ben böyle hani son yılım olduğunu bilerek aslında son yılım ama ya ben buna değer miyim acaba? Ya çok da beklentiye girmesinler. Ben yaşlandım artık falan gibi böyle. Ufak bir baskı da var. Yani o imza törenine Peno falan da geldi. Ya yani ben o görüntüleri izliyorum. Ne kadar ufak, minik o kadar şekermiş ki yani. Çok güzel bir anıydı benim için. Türkiye'de çok ses getirmişti. Evet. Tabii e, sen artık kariyerin sonları olduğunu bilerek o imzayı atıyorsun ama... ...Neslihan Demir gibi bir yıldızın Galatasaray'a katılması da... ...Galatasaraylı taraftarlar arasında çok büyük bir e, beklenti evet. ve heyecan yaratmıştı. E, ama burada şeyi de sormak istiyorum sana. Eczacıbaşı'nın taraflarına dair bir eleştirin varmış. Yani daha iyi bir şekilde veda edilebilirdi. Hani sana bir veda töreni düzenlenmedi eczacı başında. Böyle bir şey oldu mu gerçekten? Bir kalp kırıklığın oldu mu? Bana veda töreni düzenlendi mi? Yok, düzenlenmedi. Yok ben de istemem Hı -hı. ki öyle şeyler. Ben zaten vedaları hiç sevmem. Hı -hı. Hı -hı. Yani biriyle e, nasıl söyleyeyim? Hani yapım olarak da hani sen bana misafirliğe geldiğinde ben öyle giderken öpmem seni Sevmem Hı -hı. çünkü vedayı ama geldiğinde kocaman sarılırım. E, öyle bir Veda çok hmm. benim için çok abartılan bir şey yani. Zamanın dolunca herkes sevdim. gidecek evet, gibi sevdim. hani buna böyle bir tören Doğru. bir gibi hani işte cenazemizi yapacaklar. <laughs> i̇şte o benim hani en sevdiğim veda töreni o olabilir. <laughs> Allah geçinden versin diyelim. Peki seninle ilgili yanlış bilinen bir gerçek var bu programımızda. Yani. Ee, belki de bunu ilk kez konuşacağız. Galatasaray'a transfer oldum kızın Galatasaraylı, e, peno Galatasarayı seviyor. E, senin de Galatasaraylı olduğu düşünüldü, e, hala da birçok insan öyle düşünüyor. İşte programımızın altında da bazen geliyor, <laughs> evet. işte nesli Galatasaraylı diye. Aslında bu konunun doğrusu nedir? Sen gerçekten Galatasaraylı mıydın? Yani şöyle üzerime hani o yapıştı çünkü Pero gerçekten inanılmaz fanatik Galatasaraylı. Babasından ötürü e, babası inanılmaz e, Galatasaraylı, dedesi Galatasaray liseli. o ekol'den yani böyle Galatasaray her evin her yerinde Galatasaray var. Ben de hani çocukluğumdan beri beşiktaşlıyım. Ben hani çarşıya aşığım. Çok seviyorum o çarşı grubunu. Ve onların hani o mizahını, o şeylerine bayılıyorum. Ve ben çok büyük sempati duyuyorum Beşiktaş'a karşı. Ama şu an mesela sorsan ben Beşiktaş'ı şöyle Panku Kale'ye mi geçmiştin ne bir maç? Orada bıraktım. Yani gerçekten orada bıraktım. Çok hani çok seviyorum. Hala seviyorum ama takip edemiyorum. Bir fanatikliğim yok. Bir hani o tarafa veya insanlara tuttuğu takıma göre yargılamıyorum. Benim için herkes her şey... Aynı insan e, o yüzden de hani üzerime böyle bir Galatasaray şeyi yapışmıştı ama yani olabilir bir gün Fenerbahçeli de olabilirim Fenerbahçeli de sefacı duyabilirim yani ben Bağdat Caddesi'nde otururken Fenerbahçe bir Avrupa Kupası maçı kazanmıştı ben de katılmıştım Fener alayına falan hmm. hani ben böyle şeyleri seviyorum hmm. o insanların sporun birleştirici gücünü çok seviyorum o yüzden de şey diyorum ben tatlı su Beşiktaşlısıyım yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey değilim. ama hani bir takım tutuyor musunuz? Evet tutuyorum Beşiktaşlıyım. Öyle benim için anlamı o yani. Kaplarımız ilk kez bunu açıkladı. Galatasaray'da bir numara maçı var. 38 sayı aldığın ee, şov yaptığım bir Novara maçı var. Novara maçı 3-2 e, kazanıyor e, evet. Galatasaray'a karşı ama daha sonrasında Koşeleva'nın eksikliğiyle deplasmana gidiyorsunuz. Ya işte gizemle oturuyorsunuz. Diyorsun ki e, ya bu maçın temposu benim istediğim gibi değil. maçın temposu. Ben bu maçın temposunu kendim belirleyeceğim. Onlar bize ayak uydursun diyorsun ve daha sonrasında da Piccinini'nin e, Novara'sına karşı 38 sayı üretiyorsun. Yüzde 52'lik hucum yüzdesiyle ve 3 3-1 yenerek Novara'yı Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kalıyorsunuz. E Tabii çok avantajlı e, gitmişti Novara ve hani Koşeleva'nın kaybı bizi çok üzmüştü. Bayağı da ciddi bir rahatsızlık yani ön çapraz balanı <laughs> koparmıştı. E Tabii onun hücum gücüne, onun yüksekliğine, onun blok yüksekliğinde e, takıma katkı sağlayabilecek öyle fizikte öyle şeyde tabii ki de hani bir oyuncu yok. Cansu Çetin vardı. Hani kulakları için nasıl çok severim onu da. O başladı. Şu an Fenerbahçe'de oynayan Cansu Çetin. O da çok iyi oynadı mesela. O kadar güzel yerini doldurdu ki Koşelevan'ın. Ama yani hepimiz orada iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ben sadece dediğim gibi ben böyle karşı takım temposuna uyulan maçlarda daha kazandığımı görmedim. O yüzden genelde tempoyu kendim verip bana uyuyabiliyorlarsa, o üstler uyamıyorlarsa ben o tempoda oynamak istiyorum. O ritmi çünkü karşı takımın ritmini her zaman size uymayabiliyor. Ritmi baştan kendiniz belirlediniz mi daha kolay işler yürüyor ve Gizem'le de bunu konuşuyorduk. Yani Hatta onu konuşurken fotoğrafımız bile olabilir yani böyle birbirimize bir şey söylerken. de oradaki hani en yakın arkadaşım Gizem'di. diye dedim hadi sen de dedim biraz dedim üzerine düşeni yap da dedim. Bir sağa bir sola yata yata dedim. Çürüdü her tarafı. <laughs> dedim hadi bakalım ne olacak? Hani One Last Dance hmm. tarzında. Peki tempoyu ayarlamak nedir voleybolda? Onu biraz açar mısın kaptan? Şimdi mesela e, Mahsubo Barbu'nun takımları biraz daha böyle yavaş oynar. Oyunu yavaşlatır. Hı, hı. Ee, ve hani karşıya o fırsatı vermez, oyunun arasını uzatır. Hı hı. Şimdi mesela ben e, daha böyle bam 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 oynamayı seven bir insanım. Hı hı. E, şöyle söyleyeyim hani sayı aldım koşarak servise giderim. O tempo, o ritim hı hı. devam etsin diye. Mesela ama takımlarında sarılırlar, öpüşürler. Birileri yürüyerek gider, top gelmez. Yani oyunu yavaşlatır. O tempoya alışkın olduğu için o takım orayı yönetebiliyor. Ama ben ona alışkın olmadığım için ben orayı yönetemiyorum. Kopuyor, konsantrasyon Hı -hı. kopuyor. Hı -hı. Hani ben böyle sıkıştırılmış bir konsantrasyonla evet, 38 sayı alabilirim. Ama benim konsantre sürem çok uzun değil maalesef. Benim dikkatim Hı -hı. hızlıca dağılabiliyor. Hı -hı. Ee, onu ben işte çok acele ettim. Tabii 35 yaşında fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bu kadar acele etmeseydim. <gülüyor> <gülüyor> e, son senemde bunun farkına varıp son bir öyle bir maç oynadım. <laughs> o takımda tabii Gamze var, pasör. Gabaciyeva var, Koşeleva var. Şinecek Kısal var, Gizem var tabii ki. Aslı Kalaç var. Aslı Kalaç var, evet. O takımla ilgili neler hatırlıyorsun? Çatlak bir takımım. Ben tabii biraz daha şeydim böyle acayip bir disiplinden gelmiş olduğum için ben mesela çok suluyumdur. Gerçekten çok suluyum. Yani sen de biliyorsun artık yani <laughs> ne kadar sulu bir insan olduğumu. <laughs> Ama işimi yaparken çok ciddiyimdir. İnanılmaz yani bana üç dakika 50 tane top mu vur dediler. O 50 tane topu vururum 3 dakika. Ondan sonra yarım saat sululuk yaparım. Bir dahaki göreve kadar. <laughs> ha, bunlar hepten sulu. Ben tabii iyicene böyle sinirleniyordum. İlkim falan da vardı tabii, o zaman. Tabii. Yani antrenmanda ben mesela onu e, şey yapamıyorum, anlayamıyordum. Bunlar hep sulular. Hmm. Ondan sonra ben artık bunlara sürekli laf sokuyordum yani. <laughs> i̇şte Nursevil vardı falan filan. Nursevil bir gün antrenman yapıyor. Aa dedim Nursevil senin saatlerin geldi falan. İşte falanca Hı, sen şöyle misin böyle misin hadi abi falan diye böyle. Bir de böyle antrenör kızdığı zaman da sadece kendi üzerime alırım mesela hani. Belki de başka birine söylüyor orada. Onu da şişiyordum falan. Ataman çocukluk arkadaşım. Biz böyle didişiyoruz sürekli. Didiş didiş didiş. Nereye kadar? Ama yani mesela biraz daha kariyerinin sonlarında insan görüyor her şeyi ve biliyor. Bu çok zor bunu yönetmesi. Neyin neden olduğunu önce görüyorsun sonra anlıyorsun Sonra da bildiğini düşünüyorsun. Bu çok tehlikeli çenene vuruyor. <laughs> Ve bende de öyle oldu. O yüzden zaten hani çok kolay bıraktım. Tamam dedim ya. Tam bende full <laughs> paket oldu. <gülüyor> 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 Beni alabilirsiniz. <laughs> diye. <laughs> Peki seni onun içinde biraz da onun içinde transfer etmedi mi Galatasaray? Yani artık bu deneyimlerde işte diğer oyunculara sirayet etsin. Gerçekten işte sahada bu kadar büyük bir yıldız hem de bu kadar büyük bir tecrübe oldu artık. Biraz daha hani onları söylen kenene vursun diye oraya gittiğini hissetmedin mi o misyonla? <laughs> Yok ya ben o Neslihan'dan çok hoşlanmadım. Gerçekten oradaki hırçınlaştım birazcık. Hı -hı. O hırçınlığı ben sevmedim. Ben çünkü bunu keyif alarak yapıyorum. Çok seviyorum. Ve hani başkalarının davranışlarına göre e, şekil almayı ha. sevmiyorum. Hani ben Hı -hı. şartlar ne olursa olsun aynı insan olmaya çalışmam Hı -hı. gerektiğini düşünüyorum. Ben biraz daha hırçınlaştım. Hı -hı. Bence muhtemelen şey de oldu... Yani performansı ne olursa olsun şu o eski e, şeyin olmuyor. E onu da yapamadıkça şey oldukça o zaman zaman hırçınlaşmıyor. Ha, yani bu tabii ki de hani kötü bir şey değil ama ben sevmedim. İnsan bunu e, hayatın her alanında yaşayabiliyor. Ha, orada da ama çok eğlendik. Paintball'a falan gidiyorduk yani böyle deli gibi. Acayip yani böyle gençlerle hmm. yaşlıların tatlı bir karmasıydı. E, zaman zaman inanılmaz eğleniyorduk. Zaman zaman da sürekli biz gençleri fırçalayan höt zöt höt zöt falan şeklindeyiz hadi biraz bağırın işte ilkini İlkim. hadi biraz bağırın antrenmanın temposunu siz vereceksiniz falan filan ben böyle dönüştüğüm kişiye ne oluyor ya falan oldum yani ben de biraz kendimle yabancılaştım çünkü hani bir sene önce hiç öyle değildim. Bir süre sonra ama işte çalıştığın oyuncular gençleşiyor, tabii. antrenörün değişiyor, başka bir karakter, e, takımın başka bir karakteri oluyor, ona uyum sağlamak falan filan. Yani çok keyifliydi, çok eğlendik, acayip güzel eğleniyorduk. İşte her yere otobüste gidiyorduk falan filan böyle. Otobüste şarkılar, müzikler, danslar falan çok eğlenceliydi. Ama e, tabii insan diyorum yani görüyorsun, biliyorsun ve çenene vuruyor. Gerek yok aslında gör, bil, otur. <laughs> yani onu manage edemedin mi sonunda evet bence edemedim ha. benim yani şahsi fikrim edemedim hayır tabii ki de bu kimseyi kırmak dökmek öyle bir şey değil hani kimseye zarar vermedim yani düşünmüyorum zarar verdiğimi veya bir şey yaptım ama ben o dönüştüğüm e, insandan memnun kalmadım Peki bu senin bırakma kararında etkili oldu mu? Çok büyük etkisi mu? o vardı zaten sadece. Hı -hı. Çünkü oraya bir sene için hani e, imza evet. attın galiba yanılmıyorsam ama evet. böyle net bir bırakma kararı herhalde kafanda yoktu. Hani son senem olur diye kendimi alıştırıyordum Hı -hı. ama hani e, daha da oynayabilirdim yani bir sene daha iki sene daha belki Hı -hı. hani zorlasam. Bir de omuz sakatlığımı tekrar böyle yükseltmişti. hani bana şartlar o tarafa doğru yani böyle sevdan lifetime achievement ödülü almıştım hani yaşam boyu deyince hadi bakalım başka bir yaşama doğru hani gönderiyorlar seni hadi bırak artık Sinyal tarzından olarak aldım. ya sinyali sinyaller <laughs> gelme evren bana bırakmam için sinyaller göndermeye başlamıştı ama tabii hiç kimse yani ben bunu bırakmak için başlamadım ki yani hani o orası o taraf çok acı evet. üzücü ama maalesef her güzel şeyin bir sonu var en büyük etkenlerden biri de çünkü hani sağlıksal sağlık problem fiziksel problemi halledebilirdim. Gerçekten halledebilirdim yani hallettim daha önce çünkü. Sadece biraz daha özenle bir şeyle. Yani kendi fizyoterapistimi her ay İtalya'dan getiriyordum. Tüm bakımlarımı, onarımlarımı yapıyordu. Tekrar geri gidiyordu her ay. Mesela Galatasaray sezonu da öyle geçti. Evet. Tüm tüm sezon. Bunu bir daha yapabilirdim mesela ama işte dedim ya o mental yorgunluk. Bir de her şeyi görüyorsun. Ya yani o her şeyi görmek çok korkunç bir şey yani kapatamıyorsun gözünü. Diyorsun ki tamam yeter. Artık hani çünkü ben hırçın bir insan değilim. Hırçınlaşırsam ne yapacağımı bilmiyorum. Ondan korktum biraz da. Dedim kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Yani çünkü camiada benim hiç kimseyle bir hani kötü bir ne bir kavga ne bir dövüş ne bir laftalaşı ne bir, hiçbir şeyim yoktur. Öyle de kalsın istedim. Bu dönem smaçör oynuyorsun. Komple bir smaçör performansı veriyorsun aslında. Şimdi burada not almışız. İşte 2015-2016'dan başlayan bir süreç bu. Son 2017-2018'e kadar. Mesela 2017-2018 Galatasaray istatistiklerin %57 pozitif manşet, %37 mükemmel manşet gibi istatistikler çıkıyor. Yani. Kimde var şu istatistik şu an? <laughs> Kimde var? <laughs> Değil mi ya benim de yansıma orada Bir ara federasyon böyle en iyi manşetçiler de birinci sıradaydım. Ben bile inanamıyordum Allah Allah. Yani gerçekten bir ara top bana çarpıp mükemmel manşet olarak gidiyor. Orama çarpıyor burama çarpıyor. Dedim herhalde Rabbim hani son senende yüzünü güldüreyim diye. gerçekten mi ya gerçekten mi? sen de mi inanamıyordun? <laughs> ben de inanamıyorum tabii ya çünkü benim servis karşılama tekniğim falan yok. Yani Nihan o zaman menajerimizdi. Kendisi çok iyi bir libero. İlkine mesela manşet gösteriyor. Hmm. Manşet şöyle alırsan bana bir top geliyor. Ben böyle defans yapar gibi hmm. manşet alıyorum. Yani Top kontrolün bu kadar iyi değilse Neslihan ablana bakma. Hmm. Çünkü alamazsın. Evet. Onun sadece topu kontrolü çok iyi olduğu için istediği yere gönderebiliyor ama tekniği bu değil. Neslihan ablanızı izlemeyin diyordu. <laughs> çok iyi bu. Geriye baktığın zaman bir sene iki sene daha oynasaydım ne olurdu diye düşündüğün oluyor mu? Bütün hayatım boyunca yaptığın şey az önce de söyledin ya kopmak çok zor. Yani bir anda e, elinden şeker almış çocuk gibisin. Orada belki deşarj oluyorsun. Oradaki takım arkadaşlar. E, otobüs seyahatleri uçak seyahatleri orada çekirdek gemeler falan filan bunları bir anda bırakmak herhalde çok zor ya Evet yerine bir şey koymak e, çok zor ama benim gerçekten şöyle bir şansım vardı Vakıf Bank, genel menajerlik Hani bir tek oynamıyorsun o hmm. dediğin çekirdek <laughs> seyahat haha hihi Kakara kekiri vardı aslında benim için biraz daha yumuşak bir geçiş oldu Belki de direkt düşmüş olsaydım buna çok zorlanabilirdim. Yani 3 senede böyle yani Rabbim gerçekten yüzüme güldü. Beni böyle kademeli olarak bıraktırdı. Bak şimdi neredeyim. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki de bizlesin. Evet. Şimdi de iyi ki de bizlesin. Son sezonda şimdi kariyerinin çok büyük bir bölümünü neredeyse tamamını müessese kulüplerinde oynayarak Hı -hı. geçirdin. Kulüp takımını deneyimlemek daha sonrasında nasıl oldu? Yine ufaktan bahsettiğim bir konu. Ay çok enteresandı. Çok güzeldi ya. Yani çok bir aidiyet hissi hı hı. var o kulübe, o armaya. Bunu ya tabii ki de hani Vakıfbank'ta oynarken de öyle hissediyorsun ezacı başında ama bu başka bir şey. Bu e, sen sanki o seyircinin o taraftar bir yansıması olarak görüyorsun kendini sahada. Hani onlardan da ben sorumluyum. Onların da sorumluluğu bende gibi böyle bir anaç bir duygu e, oluyor. O çok güzel. Yani şeyi hatırlıyorum Final Four'a giderken hiç hayatımda böyle bir şey görmemiştim ben. E, ee, Galatasaray Müzesi'ne götürdüler bizi. Müzeyi geziyoruz falan filan. En sonunda da böyle oturma alanları ve ekran var. Ekran bir açıldı. Bütün ailelerimiz bize başarılar diliyor Final Four'da falan böyle. Biz iki gözü iki çeşme nasıl yani sürpriz yaptılar mesela. Hani o öyle bir yani bana hiç yapılmamıştı böyle bir şey. Hmm. Çok değişik gelmişti yani. Nasıl yani bunu nasıl düşündüler acaba diyorum. Hani gerçekten biz hala kendimizi e, küçücük bir salonda antrenman yapan insanlar ve bu kadar bizim düşünülüp koca kulüp bin yüzlerce branşı olan bir kulübün bizi düşünüp böyle bir şey organize etmesi benim için çok duygusal ve böyle bir kıymet görmenin karşılığı gibiydi. Hı hı. Her şeyi e, kapatmıştı yani. Peki son maçını soracağım yani artık. O meşhur demecinin olduğu hayatım boyunca hep ne yapacağımı bildim ama şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. Bu akıllara kazanan cümle ve iki gözün iki çeşme. Valla ilk defa hayatımda önümde ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım değişik bir şey. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Valla diyecek bir şey bulamıyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bu kadar, yarın ne yapacağımı bilmiyorum mesela hayatımda ilk defa yani hayatım boyunca planlı programlı yaşadım ilk defa ne yapacağımı bilmiyorum. Öyle yani gerçekten öyleydi şimdi bile ağlarım yani ee, bir şekilde bir yola çıktım hiç farkında olmadan hedefsiz bir şekilde yola çıktım ve sürüklendiğim yerde biri ölmüş gibi oldum yani ben öldüm beni gömdüler ee, tekrar çıkacağım. Bakalım ne olarak çıkacağım, yaşaracağım diye. Çok duygusal bak yine ağlıyorum. <laughs> Çünkü hani o senin cenazen. Gömülüyorsun. Belki de ektiler. Bilemiyorsun. Ya bir yeşerip tekrar bir şey olarak çıkacağım. Ya da o toprağın altında gübre olacağım. Gibi düşünmüştüm. Hala da öyle düşünüyorum ama galiba biraz yeşeriyorum. Kaptanım yeşeriyorsun ve yeşertiyorsun. <laughs> Türk voleybolunu yeşertmeye devam ediyorsun. E şimdi de ekranlardan e, katkı yapmaya ve birçok küçük kız çocuğuna da ilham vermeye devam ediyorsun. Ben seni alkışlıyorum. Hayır, teşekkür ederim. Evet, kaptanımızı bugün e, biraz yorduk. <laughs> Ay böyle bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Tekrar hatırlatın azı. Ben de duygulandım. E, kaptanım ağzına diline sağlık ve ben bu muhteşem ederim. kariyer için ellerine sağlık. Türk sporunun gelmiş geçmiş en büyüklerinden birisin. Bizim için de çok büyük bir Kıvanç oldu. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sevgili Neslihan Demir ile süper yıldız kaptanımızla kariyerini, hayatını konuşmaya devam edeceğiz. Algida Nagar'ın katkılarıyla hazırlanan e, bu duygusal e, hatıra defterinin <laughs> sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Neslihan Demir'e de ayrıca emekleri için ve e, Türk sporuna kattıkları için ben kendi adıma ve Tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Neslihan serviste. Hadi Neslihan bir ace. Neslihan burcu. Daha da yine parladı. Haydi Neslihan. Şampiyonlar. 2012 Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşamış büyük bir yıldız, müthiş bir servis atıyor.